konuklarımız hazır dedik. Yorumlarıyla bizlere eşlik edecekler. Neler var gündemde? Aslında bir süredir tartışılan konu bir başörtüsünün anayasal güvenceye alınması var. Ve ona aile yapısının korunması da eklenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Teklif meclise sunulacak ama öncesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ partilerle görüşme yaptı. HDP, CHP, İYİ Parti bu görüşmelerin yapıldığı partiler arasında. Dedi ki Adalet Bakanı, CHP'yi ayrı tutarak söylüyorum, bir uzlaşıya, ortak bir noktaya varabiliriz. Ben böyle bir olumlu hava gördüm dedi. Referandum değil de daha çok hani referandum sandığı getirmek yerine hemen işte daha çok yasanın mecliste kabul edilmesi 400 oyla. Böyle bir beklenti de var anladığım kadarıyla anayasa ifadelerde. Anayasa değişikliğine ilişkin referanduma gitmeden yapılması yönünde bir nitelikli beklenti çoğunlukla ve istek var. Bakalım partiler ne diyecek? Bu bir gündem. İkinci gündemde uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para noktasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı'nın ortaya attığı, getirdiği iddialar söz konusu. O iddialara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok sert tepki verdi. Ardından da Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma'dan suç duyurusunda bulunma açıklamasını yine gördük. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü suç duyurusunda bulunurken dezenformasyon yasasının tartışmalı 29. maddesini gerekçe gösterdi ayrıca. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması yöneltildi. Başvuru dilekçesinde ayrıca hakaret, iftira, Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, devletin kurum organlarına aşağılama suçları da sıralandı. Durum bu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da diyor ki Emniyet Genel Müdürlüğü'ne soruyorum. Nerede emniyetin, jandarmanın adını duydunuz? Devletin polisi olun, devletin jandarması olun ifadesini kullanıyor. CHP'den de böyle bir açıklama geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu kurumları hedef almadı diyor. Şimdi tartışma böyleyken aynı zamanda 29. maddeyi hemen muhalefet üzerinde de uyguladınız. Sansür yasasını ifadesiyle bu eleştiriyi de dile getiriyorlar CHP kanadı. Şimdi hukuken durum nedir onu soracağım ama bir akademisyen gözüyle durum nedir? Önce onu alayım sonra hukuken toparlayalım. Buyurun hocam. Yani böyle bir durumda, teşekkür ederim. Böyle bir durumda aslında ilk akla gelen şu olmalıydı. Bir siyasetçi Türkiye'de uyuşturucu kullanımının bu kadar arttığını iddia ediyorsa ve bunun da bir takım zafiyetlerden kaynaklandığını iddia ediyorsa aslında onunla ilgili bir soruşturma açılmasını beklerdim ben. Yani gerçekten böyle bir durum var mı? Çünkü bir takım raporlardan bahsediyorlar. Son yıllar içerisinde uyuşturucu kullanımının özellikle küçük yaş gruplarında 5 kat arttığına ve uyuşturucunun, sentetik uyuşturucunun çok kolay erişilebilir hale geldiğine dair bir takım şeyler var. Ve bence bu geri kalanından çok daha önemli. Ama bununla ilgili bir soruşturma görmüyoruz. Benim dikkatimi çeken ilk şey bu. İkincisi tabii bu ama tartışmayı... Ama çok fazla arka arkaya uyuşturucu ilişkin operasyonlar yapılıp hani bir mücadele aktarılıyor. Ya cezalar birazdan Rezane Bey söyler ağır. Doğru. O da doğru. Vesaire. Ama buna rağmen topyekun bir mücadeleye yapalım sorun var demek daha mantıklı olabilirdi cari açık vurgusu yapmak yerine gibi bir söylem de var. Evet ama onu tabii bu tartışmanın seçim satında yapıldığı düşünüldüğünde herkesin bakacağı yerin farklı olacağını tabii ki görebiliyoruz. Evet uyuşturucuyla mücadele sadece şimdi değil hani 20-30 yıldır Türkiye gündeminden hiç düşmeyen bir şey. Ama özellikle yoksul mahallelerde ve küçük yaş gruplarında arttıysa gerçekten ulaşılabilir olduysa evet ve bu kadar ulaşılabilir hale geldiyse bence onu daha ciddi şekilde tartışmamız lazım ama cidden seçim satındayız. Muhalefetin de söylemlerini seçim çerçevesinde değerlendirmeliyiz. İktidarın da verdiği karşılığı seçim çerçevesinde değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Anladım. Peki bu suç duyuruları karşılıklı açıklamalar tansiyon böyle mi gidecek? Sanırım daha da artarak gidecek. Yani tansiyon düşmesini ben açıkçası beklemiyorum. Çünkü yani o işte az önce Rezan Bey ile de konuşuyorduk. Sansür yasasının ilk bize uygulandı. Evet. Oradan devam edecek belli ki. İlk muhalefete uygulandı. Evet, ilk muhalefete uygulandı. Biz bunun için uyarmıştık.
bunun bir siyasi baskı aracına dönüşeceği yönünde size uyarıda bulunmuştuk. Ve şimdi bakın bunu birebir yaşıyoruz demiş oldular. Bu büyük ihtimalle devam edecektir. Devam edecek. Gerilimin düşmesini bekleyemeyiz dolayısıyla. Bir yandan özgürlükler derken, bir yandan aile yapısının korunması derken, evet, bir yandan da özgürlükleri kısıtlayıcı adım atılması, evet, bir yandan kucaklaşma derken, evet, kutuplaşmayı artırıcı bir o, muhalefetin gündeminde bu olacak. Tabii. Dezenformasyon yasası böyle daha çok tartışılır mı bu maddeyle, bu uygulamayla? Bence tartışılır. Yani tabii hukuki kısımla ilgili yorum yapmak istemem. Sadece hani siyaset kısmından yorum yapmak isterim ama bir yasa yapıldı ve bu yasa kullanılacak. Bu yasa yürütmeye koyulacak. Ve bu siyasi içerikli bir yasa. Devamının gelmesini bekleriz, peki, dolayısıyla. Evet. Peki. Mehmet Şahin Hocam ne der? Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, suç duyuruları ve karşılıklı tepkiler, dezenformasyon yasasının 29. maddesinin de CHP cephesinde ilk kez uygulanıyor olması, suç duyurusuna yansıması. Yorumunuzu merak ederim siyasetçi. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhalefet yapmakla, yani iktidar partisine muhalefet yapmakla ülkeye muhalefet yapmak arasındaki çizgiyi kaçırdığını düşünüyorum. Yani değerli Cumhuriyet Halk Partisi dostlar belki bunu anlayacaklar ama açık açık söyleyeyim. Elbette ki muhalefet yapacaksınız. Muhalefet eleştirir. Elbette ki eleştireceksiniz ama şimdi kalkıp şu cümleyi kullanmak talihsizlik ötesi olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'yi, yani bugünkü iktidarı düşünebiliyor musunuz? Cari açığı kapatmak için uyuşturucuyu kullandığını iddia ediyor. Hepimiz herhalde izledik bunu. Yani Türkiye'yi yönetmeye talip olan birinin bunu söyleyebilmesi için herhalde elinde net bir bilgisinin olması lazım. Net. Siz Türkiye'yi öyle onları bir konumda... Onları da baronlar olarak söylüyor. Cirit atıyorlar diyor. Şimdi bu ne diyor biliyor musun? Bunun Türkçesi bu. Hiç böyle lafı eğip bükmeyelim. Bunu bir hükümet politikası olarak sunmaya çalışıyor. Ya bu kadar net belli. Yani Türkiye'de diyor bu bir politika olarak, yani bunu gösteriyor. Yani kim bugün iktidarda kim var? İşte AK Parti var. Diyor ki bugün Türkiye'de uygulanan yapı uyuşturucu parasıyla cari açığı kapatmaya çalışıyorlar cümlesi. Yani bunu dünyada bunun örneğini göremezsiniz yani. Elbette ki eleştirirsiniz. Şunu söyleyebilir mesela bir muhalefet partisi. Der ki Türkiye'de yeteri kadar uyuşturucuyla mücadele edilmiyor. Daha fazla çaba harcanması gerekir. Bunu söyleyebilir. Ama bir muhalefet partisi, bir siyasi iktidarın başındaki bir kişi kalkıp Türkiye Cumhuriyeti'ni terörle mücadele eden ve uyuşturucuyla mücadele eden, yani ben biliyorum 4 yıl akademide çalıştığım için biliyorum neler yapıldığını biliyorum en azından, kalkıp sizin de vatandaşı olduğunuz bir ülkeyi narko devlet konumuna sokacak veya bu konuda imaj oluşturacak açıklama yapma hakkına sahip değilsiniz beyefendi. Değilsiniz. Bu kadar net. Arkasından biz bunu dedik, bunu dedik değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu bir iktidar var ve bir de devletin kurumları var işte. Polisi var, ne bileyim jandarması var, güvenlik güçleri var. Bunlar da siz o işe alet etmeye çalışıyorsunuz. Arkasından ben bunu demedim, şunu dedim. Ne dediniz? Siz bana bir örnek verin. Dünyada kendi devletini cari açığı kapatmak için uyuşturucu yapmakla suçlayan başka bir siyasetçi örneğini gördünüz mü? Ben size soruyorum ya. Bir örneğini verin. Onun için ben yani bunu bir muhalefet yapmanın ötesinde bir yaklaşım olarak görüyorum ve o zaman eğer bu varsa, diyelim ki biz de bu konuda yorumlar yapıyoruz, buyurun elinizde böyle bir şey varsa, bu cari açığı kapatmak için diyelim ki böyle bir politika takip ediliyorsa, sizin de elinizde veriler var ise bu verileri ortaya koyun, hatta gidin suç duyurusunda bulunun. Bu hakkınız var, sizin suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Dersiniz ki böyle böyle bir şey yapılıyor diyebilirsiniz. Veya kalkın bunu belgeleriyle açıklayın. Biz de diyelim ki bu ne biçim iş ya? Nasıl yani böyle bir politika mı olur diye. Hem sandıkta hem de hukuki olarak bunun cezasının verilmesi konusunda hem de biz bu yorumcular, siyaset bilimciler veya bu konuda konuşanlar olarak bu politikayı takip eden varsa elimizden gelen her şeyi yapalım. Karşısında duralım. Yani bu muhalefet iftirayla devletin kurumlarını yıpratmakla, uyuşturucuyla devleti yan yana getirmekle olmaz diyorsunuz.
Ben bunu şöyle görüyorum. Bunu Türkiye'ye sistematik bir şekilde, özellikle hatırlayalım, Fincancı mıydı? Şebnem Korur Fincancı. Bir süreç, seçim sürecine giderken böyle bir süreç işletildiğini ve bunun bir parçası olarak görüyorum. Ve ben bunun Sayın Kılıçdaroğlu'na ve muhalefete de bir şey katacağını düşünmüyorum. Mesela şunu söyleyebilirim yalnız. Yani madem çok hassasınız, hepimiz hassasız tabii ki, çocuklarımız var. Hepimizin, yani ülkemizde herhangi bir vatandaşımızın uyuşturucunun etkisinde olmasını istemeyiz veya buna kolay ulaşmasını istemeyiz. Ve bu konuda kim işin içindeyse bunun karşısında olmak isteriz. Ama çok hassasız değil mi o zaman? Tabii. Peki terör örgütleri bu işin içinde değil mi? Peki sadece 2022 yılında PKK terör örgütünün uyuşturucu faaliyetlerine yönelik İçişleri Bakanlığı nasıl bir performans ortaya koymuş, rakamlara baktılar mı acaba? Peki PKK bunu yaparken hangi siyasetçiler bunlara destek vermiş? Kalkıp bir grup toplantısında acaba PKK ve bileşenleri, ne demek istediğimi herkes çok iyi anlıyor, İki çift sözünüz olmuş mu? Bir hassasiyet ortaya koymuş musunuz? Yani Türkiye'de onun için öyle uyuşturucu, yani devlet politikası gibi, yani lütfen şöyle söyleyeyim. Peki bunu söyledikten sonra, yanılmıyorsam daha dönmedi değil mi İngiltere'de, Londra'da? 5 Kasım'da döneceğini biliyorum programına göre. 5 Kasım'da dönecek Sayın Kılıçdaroğlu. Peki İngiltere'de görüşme yaptığı siyasetçiler ve İngiltere'deki muhatapları? Siyasi görüşme yapmıyor. Siz böyle bir açıklama yaptınız. Evet, siz gazeteciler var. Gazeteciler var. Siyasi görüşme yapmıyorsa gazeteciler var. Ya siz böyle bir şey yaptınız, siyasi böyle bir açıklama yaptınız. Bu çok büyük siyasi suçlama. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız? Siz alternatif cumhurbaşkanı olmak istiyorsunuz, alternatifsiniz. Böyle bir açıklama yaptınız. Elinizde bilgiler var mı diye yabancı bir ülkede, İngiltere'de, Londra'da böyle bir soruyla karşılaşsa ne cevap verecek, merak ediyorum mesela. Bu muhalefet değil hocam, onu söyleyeyim. Yani onun için iktidara muhalefetle Türkiye Cumhuriyeti'ne muhalefet arasındaki çizgiyi hangi siyasetçi olursa olsun lütfen ona dikkat etsin. Kendi ülkesini bunu zaman zaman ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaçırdığını görüyorum. Unutmayalım, geçmiş yıllarda yine Türkiye Cumhuriyeti'nde can ve mal güvenliği yok diye açıklama yaptı. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nde can ve mal güvenliği yok diye açıklama yapıyorsunuz, arkasından tırnak içinde söylüyorum, temiz para için Londra'ya gidiyorsunuz ben geldiğim zaman. Bir taraftan burada açıklama yapıyorsunuz, uçağa binince gidip diyorsunuz ki işte yatırım yapın diyorsunuz. Bu nasıl oluyor? İnsanlar size sormazlar mı? Ya daha sen can ve mal güvenliği olmadığını söylüyorsun, arkasından gelip bizden yatırım istiyorsun demez mi? Bir siyasetçinin, ben bunu sağlayacağım diyor ağzından çıkanın, bir siyasetçinin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım diye düşünüyorum. Yani peki, muhalefet olmakla ülkenin karşısında olmak arasındaki çizgiyi ayırmaları hepimizin faydasına diye düşünüyorum. Elbette ki yani Türkiye'de, tekrar söylüyorum, uyuşturucuyla mücadele ve bu işin içinde yer alanlarla mücadelede açık olduğunu söyleyebilir. Biz geldiğimiz zaman daha büyük bir mücadele yapacağız, daha kararlı bir şekilde hareket edeceğiz diyebilir. Buna kim ne diyebilir? Evet, oluyor deriz. Ama kalkıp da sizin içinize sindi mi? Cari açığı kapatmak için uyuşturucuyla işte bu cümle, yani hangimizin içine sindi, kimin içine sindi? Bırakalım siyasi görüşlerimizi, hepimizi bir tarafa bırakalım. İçinizde ya işte oldu bu, evet çok iyi bir cümle diyen var mı? Yok. Ama insanlar sen i̇şte, teröristsin, sen şusun, sen git PKK'lıları besledin açıklamalarıyla, sen uyuşturucu kaçakçılarına işte yardım ediyorsun, o paraya göz yumuyorsun, o parayla cari açığı kapatıyorsun. İkisi de, yani ben daha önce söylediğim için insanları, yani o kadar yani terör örgütleriyle yan yana konmak büyük bir şey, tahrik yani, o kadar ben mesela böyle bir açıklamada çok rahatsızlık duyabilirim. Mesela benle ilgili böyle bir açıklama yapmada çok rahatsız oluyorum. Ama hani ikisi de çok ağır siyasi söylem gibi geliyor bana mesela. Hani diğerini eleştirdiğim için şey, uyuşturucu kaçakçılığıyla cari açığı kapatmak şey demek. Sorduğunu söylüyorum hocam. Çok iyi gelmiyor, kötü geliyor bana. Tabii.
Tabii. O yüzden. Ama bu açıklama Sayın Kılıçdaroğlu'na kim dedi sen teröristsin diye böyle bir açıklama tahrik mi ettiler? Veya ben yok genel söylüyorum insanlar genelde şey ben bunu. Tahrik mi oluyorum? Veya bir şey söyleyeyim Sayın Kılıçdaroğlu. Teröristleri besliyorsunuz diyorlar ya onu söylüyorum. HDP'nin PKK ile ilişkisi gündeme geldiğinde Sayın Kılıçdaroğlu ve destekçileri ve beraber olanlar HDP'yi ötekileştiriyorsunuz diye savunuyorlar idi. Dikkat edin. PKK'nın sözcülüğünü yapanlara bunlar dile getirildiğinde, ben dile getirdiğimde ekranda diyordum ki ben kardeşim terör örgütüyle ilişki kurmayın, bunlara destek vermeyin veya birileri dendiğinde ekrana çıkıp anlı şanlı siyasetçilerimiz deniyordu ki siz HDP'yi ötekileştiriyorsunuz diyordu. Ortada net somut bir şey varken bunu söyleyen ortada hiçbir şey olmadığında kalkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, peki, bugünkü iktidarını yönetenleri, yani düşünebiliyor musunuz? Dünyanın gözü önünde, yarın bu haber olacaktır başka yerde. Siz kalkıyorsunuz, diyorsunuz ki bu, yani eleştiri olabilir, tekrar söylüyorum. Tahrik mahrik değil. Bu son dönemde yürütülen sistematik Türkiye'yi karalama sistematik sürecinin bir parçası. Peki. Böyle çok iddialı büyük laf söylüyorsanız ortasını ortaya koyarsınız belgesini. Bakın böyle bir şey var dersiniz. Ve millet de der ki seçime şurada 6-7 ay kalmışken evet ya bizde böyle siyasetçilerimiz var. Kullanmış olduğu büyük sözlerin altında dolduruyor. Biz bunlara eğilim gösteririz. İspatla gelin diyoruz. Ona göre bakarız. Peki. Evet tabii ki yani bu öyle ben söyledim. Ben muhalefet siyasetçiyim söyledim geçerim. Bu öyle bir laf değil yani. Bu öyle bir laf değil. Peki. Bu bir siyasi bir tavır değil. Siyasi bir eleştiri değil yani. O söyleyeyim. Ben yaşadığım ülkenin bu şekilde bu bir suçlamadır onu söyleyeyim. Bu bir siyasi suçlama değil. Ne demek? Bu bir suçlamadır. Bunun ötesi yok. Bu suçlamayla yani kalkıp biri bana Mehmet Şahin sen şusun demek ayrı bir şeydir veya siz şöyle düşünüyorsunuz değil mi? Bu bir siyasi tavır, siyasi bir açıklama değil. Bu bir suçlama. Bu kadar belli. O zaman ortaya koyuyorsanız böyle savcı gibi net bir şey kullanıyorsanız, cümle kullanıyorsanız kalkın deyin ki kardeşim benim elimde böyle bilgiler var. Ortaya koyun. Ne devletinizin kurumlarını zan altında bırakın. Ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni narko devlet pozisyonuna sokun. Yani siyaset yapmak ayrı ama bu konuda büyük laflar söylemek çok çok ayrı. Peki.